Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'da 8000'e yakın balılar lagerinin barlığı aşkarlandı. Xitay tajavuzchilarining Sharqi Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorati 2018 yilning oxirida e'lon qilgan yasli boshqurish faoliyatini muftish qilish baholash dokumenti Sharqi Turkistondagi 7778 o'rinda balalar lageri borligini oshkorildi. Dokumentda 2016 yildan boshlab yasli sonining zo'r ko'lamda ko'paytirilganligi o'tirg'i qo'yilib, Sharqi Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilinishga boshlagandan buyon ota-onasi lager va turmalarga solangan farzandlarning mu oilasidan ayrim solanganligini, Xitoy tajovuzchilari farishtalar bog'ichisi degandek chiroyli ism qo'yib olgan lagerlarning mas qadamda ko'payib manganligini oshkorlagan. Dokumentda 2016 yildan 2017 yiliga qadar Xitoy igidorchiligidagi ballar lageridan 4408 qurilganligi Atalmış Abdunum rayon boyunca balılarını terbiyeleş oranı sahnenin 7778'e yetkildi ki, nöbeti Atalmış Abdunum rayondaki 97 nahiye şehir rayondaki balılarını terbiyeleş oranlarda müfettiş kılış, bağlaş hizmetini yolu koyuqallıqı. Balılarını terbiyeleş oranında Atalmış Abdunum rayon boyunca amallık koyduğucu ve işçiler sahnenin 92200 neper. Mahsus vazifedeki hizmetçinin 59400 neper ikerliki aşkarlanğan. Sharqi Turkiston xalqi qatmoqat azob ichida yashamoqda. Sharqi Turkistondan egallagan ma'lumot va xalqimizning hozirgi ahvoli haqida yo'llangan sinlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilarining er-ayol cho'ng kichik demasdan barliq Sharqi Turkiston xalqini jazolayotganligi hammamizga ma'lum. Xitoy tajovuzchilari erlari jazo lageri va turmalarga solangan xonim-qizlarni haqsiz amgak selib jazolagan bo'lib, Emgek meydanlarda haksız emgek kılıp atkan kişilerinin zor köpçülükinin ayallar ikerliki malum. Sıllık görünüşlerden yana Xitay tajavuzcilerinin yaşanğallarını bakkuçsuz koyup cezalı kallıkı aşkarı buldu. Yaşanğan boğay mumaylar ailesinde ve köçülerde yalğız kalgan bulup, hemme cayını ruhi besin ve çüşküllük kaplıgan. Perzentlerden vaqtsız ayrılgan boğaylar allı burun taşlıgan hünerlerini kayıtı kolu elip, Can tikip tirikçilik kılış üçün cebalık işleşke başlayan. Xitaylar Uyghur halkının dini ve milli hissiyatıga hakaret kılmaqta. 2 April Facebook sayfası tarqalgan sıllık görünüşte malum buluşça, Uyghurlar Xitaylarının mesxire ve hakaret obyektiga aylınıp kalgan. Yakınki yıllardan beri Xitay tajavuzcileri Sharqi Turkistan halkının turmuşidiki halal haram hukumlarını Əsəbiylikinin işbadisi dəb qarab, qatlıq basturğan bulub, yeməkliklərini halal haram dəb ayrı qallarını caza lagiri və türmələrgə solab, halal haramını ayrışının xəvibdən, caza lagiridən dirək beredi qallıqını xəliqki his qıldırğan. Şu səbəblərdən Xitaylar nimidisi şunu deyiş, nimikildisi şunu qılışını vaqtlıq bolsumu xatir cəmlikinin işbadisi dəb tunuşqı başlıqan. Məzgür sıllıq görünüşdə bir Xitay Uyğur qızıdın, Qalbinur, Xitay bilan to'y qilsang masala yo'qdi deb so'rgan. Qiz ikkilanmasdan masala yo'q deb javob bergan. Xitay yana cho'shqi go'shi yesang bo'lamdi bo'lmamdi deb so'rganda, qiz yana bo'ludi deb javob bergan. Atrofdagi Xitaylar masxira qilib kulishgan. Ey! Ey, Qalbinur, yig'o joning xanu meshir ba? Meshir. Chiroyli bo'lmi jo? Qay! Shimo, ey, buzo buzo buzo. Ayya. Nurbekri resmi qo'lga olindi. 2 aprel yarishari vaqt kezdi xabariga asoslanganda atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi, shundoqli keyin Xitoy energiya idorasining partikom sekretari ham idora boshlig'i bo'lgan Nurbekri chiriklik jinoyati bilan rasmiy qo'lga olingan. Yaqinda poraxo'rlikka chetishlik degan sabab bilan nazorat ostiga olingan Nurbekriga qarata tekshirish oyoqlashgan bo'lib, tunugun Xitoy oliy taftish mahkamasi uning rasmiy qo'lga olinganligini e'lon qildi. Xitoyning bildirishicha mazkur deloning munosabatlik xizmatlari yana davomlashmoqda ekan. Amerika Sharqi Turkistonga boradigan Amerika fuqarolarini ogohlantirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 29 mart kuni yozim bayonot berib,
Şərqi Türkistanğa baradığan Amerika puxralarını məzkur rayondakı favqulade bexatərlik tədbirlərindən həzər eyləşkə ağahlandırğan. Bayanatı təkidlənəşçə Amerika Taşqı İşlər Ministerliyi Amerika qırajdanı bolğan hər qandaq kişini Xitayğa barmaqçı bolsa Amerika pasportuğa qanunlu Xitay vizisi qoydurub Xitayğa kirişkə çağırğan. Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin məzkur bayanatı Amerikada tuğulğan bir Uyğur balının anısı bilan 2017 yılı 3-cü ayda Xitayğa qaytıb Gülcide tutulup kalganlıkı dair sualga karata bergen cevabı da tekitlengen. Bayanatta mundaq deyilgen. Amerika, Xitay'nın atalmış Şinjan'daki Uyghur, Kazak ve başka Müslüman asallık gruplarına karata elip berivatkan kattık bastırış hareketidin, cümleden onlarını kent kölemlik yığabiliş lagerlerine kamaş, yukarı teknikilik takipleş, Xitay kadirlerini Uyghur ailelerine uğrullaştırış, medeniyet ve dini kimlikini ispatlaşını kontrol kılış, çet eldekilerini mecburi Xitay'a kaytırıp gitiş kılmışlarının çunkur endişi kılıdı. Bayanat yana Amerika'nın çet eldeki Amerika garajdallarına ihtiyaclık konsulluk yardımı belişki tayyar ikerliki, lekin Xitay'nın koş garajdallıkını itiraf kılmaydıgallıkını eskertip, bu digerlik Xitay bazı hadiselerde Amerika elçihanısının konsulluk mülazimet bilen temellişini tosişi, şunundak Amerika Xitay koş garajdallarına ve Xitay'a bağlanışlık Amerika garajdallarına tihamı şundak muameli kılışı ve parakendicilik selişi mümkün. Şuna Amerika garajdallarının Xitay'a Amerika pasportu bilen inavetlik Xitay vizisi koydurup kirişini tavsiye kılımız deyilgen. Bayanatı eskertilişçe Amerika Taşqı İşlər Ministerliği her kandak bir Amerika garajdanının Şərqi Türkistan'daki lagerlarda tutup durulu vatqallıqını delilleyelmigen. Bunu aldı bilen Amerika simli haberler doğru CNN Taşqı İşlər Ministerliği'deki uçur mənbəlerinin sözünü nakil keltürüp, Amerika garajdanı ya ki yeşil kartlıq bir kançı kişinin Şərqi Türkistan'daki lagerlarda tutup durulu vatqan buluşu mümkünlikini ilgiri sürgen idi. Ceza lagerleri meselesi Germaniyanın Dortmund şehirde anlatıldı. Ömer Bekali ceza lagerleri meselesini Avrupa Türk İslam Birliği'nin 24. nöbetlik kurultayda anlattı. Erkin Asya Radyosu'nun 30. Mart gündeki haberde bildirilmişçe, Germaniyanın Dortmund şehirde Avrupa Türk İslam Birliği'nin 24. nöbetlik kurultayı çağırılgan. Dünya Uygur Kurultayının rehberleri teklifke binaen bu kurultayga 4 kişilik bir heyet bulup katnaşkan. Xitay'nın ceza lagerlerde yetip çıkan Kazakistan puhrası Ömer Bekali bu heyetler Katar'da yığınğa iştirak kılıp, 500'den artık yığın katnaşkıçılarına Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tahsis kılgan ceza lagerleri toğırlıq məlumat berdi. Dünya Uyghur Kurultayı Dini İşler Komitetinin müdiri, Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin muavin reisi Turgunjan Alaudin Efendi'nin bildirişçe, Ömer Bekali'nin ceza lagerleri toğırsızdaki bayanatları yığın ahlinin küçülük dikkatini tartkan. Ömer Bekali bu vaxtı toxtalğanda Şarkı Türkistan'daki ceza lagerleri meselesini bundan keyin Avrupa devletlerde Texamokyan tuğuntuş üçün bütün küçü bilen tırışarlıq körüstüğalıqını tilğe aldı. Bu yığınğa Uyğur vekilleri Qatar'da hemra bolğan Gollandiyadaki Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyetinin mesullerinden Eysa Qaracım'nın eskertişçe, Ömer Bekali'nin bayanatları Avrupa'da köplügen tarmaq təşkilatları ve 10 minlarca azası bolğan Avrupa Türk İslam Birliği'nin bu kıtımkı kurultuyuğa katnaşkan Türk cemaiti arasında küçülük təsir qozğan. Bu yığınğa iştirak ilgan Kurultay Fondu'nun mesulü Abdicelil Ahmet Efendi'nin bayan kılışça, Ömer Bekali'nin sözlerinden təsirlengen Türk təşkilatlarının mesulleri Şarkı Türkistan halkını ve Şarkı Türkistan davasını yalğız koymaydıqallıqını bildirgen. Xitay'nın ceza lagerlerde 7 aydın artıq yetip çıkan Ömer Bekali bolsa, 20 Mart'tan buyan Avrupa'daki bir kısım devletlerde ceza lagerleri toğrısında guvahlıq beriş faaliyetlerini kanat yaydırıp gelmekte. Dulqunay Sa'nın Kanada ziyaretinin birinci baskıcı ahırlaştı. Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulqunay Sa Efendi'nin Kanada'ya elip berivatkan 15 günlük ziyaretinin birinci baskıcı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulqunay Sa Efendi başçılığındaki heyet, Kanada'nın her kaysi caylarda turvatkan Şarkı Türkistan Ammevi Teşkilatları ve Uyghurlar bilen uçuruşu elip beriş, Kanada hükümeti bilen parlament azalarına rahmet etiş ve Uyghurlarının bazı taleplerini olarak yetküzüş, Kanada'daki üniversite tatqiqat merkezleri hem ammevi teşkilatlarda dokulat beriş maksida 22 Mart günü Kanada'ya elip bargan bu qetimki ziyaretinin muvaffaqiyetlik ötkenlikini bayan kıldı. Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulqunay Sa'nın Kanada'ya elip berivatkan ziyareti 23 Mart günü Toronto'daki Uyghurlar bilen birlikte başlanğan idi. Onun Kanada ziyareti 4. ayının 5. günüge kadar devamlaşıdığan bulup,
U bugun 4-oyning 2-chi kunidan boshlab Kanadaning poytaxti Ottovada Kanadaning ba'zi muhim siyosiy arboblari bilan ayrim-ayrim uchrashuvlar olib boradigan va markaziy Ottovada bo'lgan kishilik huquq tashkilotlari bilan jazo lagerlariga qarshi 2019 yili birlikda olib boradigan faoliyatlarining kun tartibini o'rtaq muzokara qiladigan. Yaponiyadagi yangi imperatorlik davriga Reiwa nomi berildi. Yaponiyada padishoh Naruhitoning imperatorlik davriga Reiwa nomi berildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiyada padishoh Naruhitoning imperatorlik davriga intizom va tartib ma'nosini bildiradigan Reiwa nomi berildi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Reiwa nomining 7-chi asrdagi Manyo shu nomliq yapon she'rlar to'plamidan naql qilinganligini bildirdi. Shinzo Abe hukumatning bu nomni qahratan qishdan keyin bahorning kelishi bilan ichiladigan chechaklarga o'xshash, Yaponiyani hamma odamning tushini reallikka aylantiradigan makon holatiga aylantirishni umid qilib tanlaganligini aytdi. Bosh vazir Shinzo Abe Manyo shu nomliq asarning Yaponiyaning boy madaniyati va an'anasining simvollaridan bo'lgan she'rlar to'plami ekanligini eskartib, Millatimiz burilish nuqtasida turibotdi. Millatimizning chuqum esida saqlashi kerak bo'lgan nurg'un ma'naviy boyliklarimiz bor dedi. Yaponiyada taxminan 1400 yildan buyon tunji qatim bir imperatorlik davrining nomi Xitoy klassik asarlaridan emas, yapon she'rlar to'plamidan tanlandi. Yaponiyada tunji qatim o'zligidan taxtdan chekingan imperator Akihitoning davri Heisei deb ataladi. Heisei tinchlikka erishish ma'nosini bildiradi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.